Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 16 Temmuz Perşembe Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 9 koşulu bir Ankara koşusu var. Akşama da 11 koşulu bir İzmir programı. Bu Ankara koşusu bütün herkese açık arkadaşlar. Bütün herkes YouTube'dan rahatlıkla seyredebilir. Ama akşamki yarış, İzmir yarışı videosu o da hazır. Ama sadece üyelere özel arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Eğer bu programları seyredebilmek için en azından katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birisini işaretleyip üye olabilirsiniz. Böyle faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Şunu da belirteyim. 5 TL'lik üyeliği arkadaşlar ben ayın 22'sinden itibaren kaldırıyorum. Bunu haberiniz olsun. Yani 5 TL'lik mümkünse işaretlememeye çalışın. Çünkü bayağı bir komik rakam haline geldi. Çünkü ben biraz kalabalık olursa diye en azından 5 TL'de işimizi görür. Çünkü şu vergi, malum vergi olayları çıktı. Bayağı da bir baskı kurdular. Şu anda bütün herkes inanın ne yapacak bilmiyorum. Belki düzgün bir güzel bir karar çıkmasını bekliyoruz. Yani böyle olursa inanın tehlike sinyalleri çoğu yerler için, çoğu YouTuber'lar için inanın çalmaya başladı. Çünkü bu 2,5-3 aylık bir ara verilince bütün herkes sosyal medyaya saldırdı. İşte sosyal medyadan bir şeyler seyretmek için. Bu da haliyle bazı arkadaşları uyandırdı yani öyle diyelim. Ben de gerçi bilmiyordum bu olayların böyle olacağını bilmiyordum. İşte öğreniyoruz. Hayat yürüdükçe, yaşadıkça öğreniyoruz. Bu arada arkadaşlar dünkü İstanbul birinci altılımız tuttu. İkinci altılımız maalesef kaçırdık. O da at saptı. Yani bir anda dışa açıldı. Elimdeki avantaj gitti. Yani yoksa o da büyük ihtimalle yakalardık. Biraz da Kocakaya fazla güvendi kendine. Ama at iyiydi yani. Kötü at değildi. O kadar bekleme yapmasına rağmen yine iyiydi. Ama ne hikmetse yani o savrulma nereden çıktı başımıza? Yani bizdeyken bu olaylar çıkıyor da anlamadım. Ama ilk altılımız iyi verdi. En azından 3000 kusur lira para verdi. En azından ilk olarak önerdiğim safkanlar hep genelde geldi. Umarım faydalanmışsınızdır. Zaten ilk koşuda ben biri bayağı güveniyordum. Ya 24-25 lira gayen çıkması beni ilginç geldi bana. Yani çünkü her türlü işlerine baktım. Ben en ön planda o çıktı bende. Öteki 8 numaralı safkan da son ayaktaki. O da 20 kusur lira çıktı. Hani ben ilk 4'te zaten verdim o safkanı da. Tutan arkadaşlar hayırlı olsun ama tutan arkadaşlar da üyelik yapmayan arkadaşlar da bayağı güzel bir üyelikte bekliyorum arkadaşlar. Yani bu kadar da olsun en azından. Bazı kardeşlerimiz soruyor işte ne diyordu para mara bir şeyle ilgili bir şey söyle. Ya arkadaşım ben ne yapayım şimdi? Vergi çıktığı zaman sen karşılayacaksan vallahi hiç ben bu üyelik olaylarına girmeyeceğim. Yani sen karşılarsan Allah razı olsun diyeceğim sana. Yani para göz değilim ben. Para peşinde koşan bir insan da değilim hiçbir zaman. Ama şimdi göz göre göre de Lades yapmak da hiç hoş değil arkadaşlar. Ben burada kaç saatten beri bir emek veriyorum. Saat şu anda kaç? Saat şu anda 12 çeyrek geçiyor. Yani sabah 6.30'da kalkacağım. Hali bir de bunların şimdi videosunu YouTube'da şey yapacağım. Paylaşmasını yapacağım. Üstüne programları kuracağım. Bilmem neyini yapacağım. Yani saat olacak 1.30. Ama sen orada bakacaksın 10 dakika. Ondan sonra geçeceksin oraya. İşte böyle oluyor, böyle oluyor. Ya ben bunları takmıyorum artık da ama siz biraz da hoşgörülü olun ya. Biraz da kendinizi benim yerime koyun. Ben şimdi kara kara düşünüyorum. Şimdi bu olaylar çıkınca ben ceza yersem ne yapacağım? Yani her ay başına 1600 lira da ceza yazıyorlarmış. Yani kazandığım para o kadar değil. Ama hiç affı da yok bu işin. O yüzden mecbur yaptık ama bakıyorum üyelikler de yani benim şu anda hani hiç hoş gözükmeyecek kadar az yani. Evet, bu saatte de bir sela okunuyor. O gece saat şu anda 12 geçiyor. Allah sonumuzu ayırsın. Kötü inşallah bir şey yoktur. Neyse arkadaşlar ben hemen koşullara başlamak istiyorum. Ankara birinci koşudan itibaren birinci altılı gayemiz başlıyor. Saat 14'ten itibaren 3 yaşlı Arapların şartlı 3.200 metre kum yarışında 6 safkan var. Ben en azından ilk şansı Saadettin Palaz'ın binmiş olduğu bir numaralı Ağamsın'a vermek istiyorum. Bir Serdar'ın temsilcisi olan bu safkan Saadettin Palaz da bence ilk şansı hak ediyor bu safkan. Bence en ciddi rakibi de Doğu illerimizde iki yarış koşup ikisi de çok güzel kazanan bu sefer de Ankara'da şansını denemek isteyen 4 numaralı Zafer Meydanı Ahmet Çelik'ten bence tek ciddi rakibi görünümde. O yüzden ben bu birinci koşuya 1 ve 4'ü hiç ayrım yapmadan bir iki safkan olarak geçireyim arkadaşlar. Günün ikinci koşusu saat 14.30'da 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 5 dişilere ait 1200 metrelik çim koşusunda 5 safkan var ama gerçekten birbirine yakın safkanlar da var. Ben öncelikli olarak 4 nolu İrem Su. Yani bulmuş olduğu güzel formuyla bugün birincilikle süsleyebilir. Ama tabi rakipleri var. Öncelikli olarak bir 2 nolu Altın Başak. Kanaka temsilcisi Akın Sözen'le
start alacak olan bu safkanın en azından hazırlık olarak iyi ve son olarak da bir nolu Mine of Fire. Nativan temsilcisi olan bu safkan Gökhan Kocakaya'da rakip olarak gördüğüm isimler. Yani bu ikinci koşuda 4, 2 ve 1 nolu safkanlar benim size önerdiğim safkanlar. Günün üçüncü koşusuna geldiğimiz anda 4 yaşlı Arapların şartlı 5 Apprentice'lere ait 2200 metrelik uzun mesafeli kum yarışında ben burada en azından bulmuş olduğu çok güzel formuyla 2'de 2 yapan bugün de 3'te 3 yapmasını beklediğim 4 nolu Akyaka en azından bu gruptan ben birkaç adım da olsa ön planda tutuyorum. Yani kalite bir safkan. Bulmuş olduğu bu formuyla da en azından kilosu da iyi, apprentice'i de iyi. Ben yine kazanmasını bekliyorum. Aynı zamanda burası hem 7'li plasa 3'lü Gayana'ya. O yüzden ben 4 nolu Akyaka benim 1. 6'lı Gayana'nın Banko ismi arkadaşlar. Günün 4. koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz'in handikap 16 2200 metrelik çim koşusunda 8 safkan var. Burası hem 2. 6'lı Gayana'nın da ilk ayağı. Ben 1 nolu Jacobin yine ısrarla takibime devam ediyorum arkadaşlar. Bu safkan bugün Şimşek ile start alacak olup ben bugün son güzel üçüncüden sonra eski durumuna yavaş yavaş da olsa dönüş sinyalini veriyor. O yüzden bir nolu Jacobin benim ilk şanslı verdiğim isim. Daha sonra altı nolu Point Shot. Bu safkan da bir Fame and Glory yani gerçekten İngiliz orijinli bir safkan. Yani İngiltere menşeli bir safkan o şekilde diyeyim İngiliz zaten hepsi. Gökhan Kocakaya start alacak olan bu safkan son iki yarışını üst üste kazanmış formda bir isim. Bugün de kendini bu güzel yerde şans arayacak. En azından bu grupta eğer bir tık şans gelirse zaten hedefler daha da büyüyecek. O yüzden 6 nolu Point Shot'u yazacağız. Daha sonra 5 nolu No Drama. Müslüm Çelik'le en azından performans olarak çok iyi bir durumda formda bir safkan. Yazacağız arkadaşlar 5 nolu safkanı. Daha sonra 4 nolu İsmail. Yine sonlarda etkili bir sprint yapabilir bu safkan. Uygun bir grup kodu düşünüyor. O yüzden 4 nolu İsmail'i yazacağız ve son olarak da 7 nolu Dairek Win. Bir Church Pictures gibi yine çok iyi bir aygırın tayı olan bu safkanda formda bir isim, son yarışı kazanmış bir isim. O yüzden bu safkanda Mücahit Bayır'dan yazmamız gereken bir isim olacak. 1, 6, 5, 4 ve 7 nolu safkanlar benim bu koşu için önerdiğim safkanlar. Günün 5. koşusuna geldiğimiz zaman da 3 yaşlı İngiliz'in şartlı 3 1200 metrelik çim koşusunda 12 safkan var. Ben burada 7 nolu Heart of the King ve 6 nolu Vistan Hawk en azından bu gruptan bence birkaç adım da olsa formdalar. Yani kaliteli safkanlar. O yüzden bu 7 ve 6'yı ilk etapta yazalım arkadaşlar. 7 nolu safkan zaten Vefa İbrahim aracılarına ait olan bu safkan Saadettin Paraz'a en azından formda bir isim. Son güzel bir dördüncülük de yaptı. Hazırlık olarak da iyi. O yüzden ben ilk şansı bu safkana vereceğim. Dediğim gibi ama bu Vistan Hawk da 6 nolu Vistan Hawk biraz 163 gün gibi ara vermiş olması işte beni ikinci sırada bu safkanı öneriyorum. Yoksa normalde bu safkanı ben günün bankosu olarak bile önerebilirim. Çünkü kaliteli bir safkan. En azından bu grubun safkanı değil. Onu da belirteyim. Ama dediğim gibi işte bir yarış görmemesi olması 7 ve 6 olarak ilk etapta kuponlara yazalım. Tabi burada sürpriz ihtimalleri var mı? Bayağı bir sürpriz sinyalleri veriyor burası. O zaman kimleri yazabiliriz? 11 nolu Sesil Hanım. Bir Taliban temsilcisi. Anneye baktığın zaman bir Ateş Hanım, gerçekten Ateş Hanım da çok kaliteli isimler yapmış bir isimdi. Karabeyhan'ın bir tayıydı bu safkanı. Bence bu safkanı iyi performansıyla kuponlara yazabiliriz. 12 nolu Temperance, yarış hayatına gerçekten güzel başladı bu safkan. Geçen sene son 3 yarışın 3'ünü kazanmış bir isimdi. Bugün de görmüş olduğu yarışlardan sonra yine eskiye durum yapabilir, sinyalleri verebilir arkadaşlar. Ama dikkat edin, daha sonra 10 nolu No Control. Burhan Kılıç da start alacak olan bu safkanda en azından hazırlıkları fena değil. Bugünün sürpriz ismi ve bir de bir nolu Explantasi. Bir hakim temsilcisi bu safkanın herhangi bir çim performansı yani iyi bir çim performansı yok ama bugün bir koşacağım tutarsa arkadaşlar en azından bu safkanı da ilave edebiliriz Gökhan Kocakaya'yla. Yani eğer bir hadi derse inanın bu grubu yer geçer. İşte benim bir tek korkum işte bu çimde nasıl koşacak onu merak ediyorum. Yani çimde en azından bir iki yarış koşmuştu var ama bugün iyi bir yarış koşarmıştı onu merak ediyorum. Ama dedim bir 7-6 öncelikli kuponları yazalım. Daha sonra 11, 12, 10 ve 1 nolu safkanlar arkadaşlar. Günün 6. koşusu 4 yaşta Arapların handikap 16 1200 metre kum yarışına geldiğimiz anda burada 9 safkan var. Ben öncelikli olarak 3 nolu Tuna Hanım. En azından bu mesafede bu performansıyla iyi hazırlıkla ve Ahmet Çelik'le bence ilk yazılması gereken isim olur. Daha sonra 5 nolu Babür Bey. Yine bir Ankara temsilcisi. Yine Çelik kardeşlerden Müslüm Çelik ile start alacak olan bu safkanda. Bence Büyük Çelik'in en ciddi rakibi olur.
Tabii 3. safkanda 7 nalı Kundaktepe. Neden gülüyorum? Bu da çelik çünkü. Yani 3 tane çelik çomak kardeşleri birleştirdik. İlk etapta bu 3-5-7'yi yazacağız arkadaşlar. En azından bu çelikler bu yarışı başkasına yedirmez gibi geliyor bana. Ama tabii yedirirlerse, aradan birisi fırlarsa o zaman kimler gelebilir? 6 nalı Yeşilkale, İşman Çizik'ten 4 nalı Çivici. Artık bunların çivisini söker getirir mi? Akın Sözen'le artık yarış içinde seçeceğiz. Ama dediğim gibi 3-5-7 öncelik, daha sonra 6 ve 4 nalı safkanı arkadaşlar. Günün 7. koşusu 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 3 2200 metrelik yarışına geldiğimiz zaman da ben burada biraz kalitesine güvendiğim, en azından bir yarış türü gördü. Bu grubun da atı olmadığını bildiğim için Altınoğlu Özbildene sığınacağız artık arkadaşlar. En azından hazırlıkları da baya baya iyi, ciddi güzel hazırlıkları var. Ben o yüzden bu 7. koşuda Altınoğlu Özbildene sizlere günün bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusu 4 ve yukarı yaşlı Arapların handikap 14 2000 metre kum yarışında 13 safkam var. Ben burada öncelikli olarak bu gruptan biraz daha ön planda olan 3 nolu bal üzümlüyü Akın Sözen'le ben ilk şansımı safkana veriyorum. Normal şartlar altında da bu yarışı kazanmasını beklediğim ilk isim. Yani öteki rakiplerinden en azından performans olarak da daha farklı, daha iyi durumda gözüküyor. Tabii rakip ararsanız bunlar kimler olabilir? Bence önce 8 nolu Akdeniz Fırtınası olur. Küçük Junior'la Çelik'le koşacak olan bu safkanın en azından hazırlıkları fena değil. Ve son hafta 4 nolu Kuğu Güzeli. Bu safkan da bakın totosu çok kötü. Benim bugün tek korktuğum şey işte ters pistte nasıl yarış koşar diye. Çünkü bu at genelde Ankara, şey pardon, Bursa, İzmir, Kocaeli, yani aynı yönde saat olarak, yani saat yönü olarak aynı yönde koştu. Bu sefer ters bir yönde koşacak. Ankara çünkü İzmir, Kocaeli ve Bursa gibi aynı yönde değil. Bakalım, bakarsınız uyum sağlar. Ama eğer uyum sağlarsa, çünkü bu safkanın önünde güzel bir tempo kuruyor. Bugün de fazla kovalayan olmasa hani uyutabilir rakiplerini, çünkü biraz sürpriz konumunda da bizim. Yani her şeye rağmen bir dikencikler orada bir Ankara çıkarması yapabilir. Aman dikkat edin. 3 nolu safkanın öncelikli olarak, daha sonra 8 ve 4 nolu safkanlar arkadaşlar. Günün son koşusu 3 yaşlı İngiliz'in Maiden 1900 metrelik çim koşusuna geldiğim zaman ben öncelikli olarak 4 nolu Kıvanç, bir tane Nativan temsilcisi olan bu safkanı Emrah Sincan'la en azından 3 yarış çimdeki güzel performansıyla ben bu şansı 4 nolu Kıvanç'a veriyorum. Daha sonra 7 nolu Nartan Bey. Bu safkan da işte Bursa yarışlarındayken çok iyi performans sergiledi. İşte biraz da uzun mesafe yatkınlığı var. Ali Karnosuz zaten uzun mesafelere yatkın bir orijin. Saadettin Poyraz'a bence bugün yine iddialı ismi olur. Ve son olarak da 11 nolu Bojue. Bojue herhalde. Bir Marsevelli temsilcisi İşman Çizik'ten en azından çimdeki son ikinciliğiyle buranın da şanslı ismi olur. 4, 7, 11 öncelikli olarak kuponlara yazalım arkadaşlar. Biraz geniş hatlı yazmak isterseniz. Yani iki tane usta jokeyin bildiği atları biraz geri planda tuttuk. Bunlar 5 nolu Last Dancer Gökhan Kocakaya, 6 nolu Lisbon'da Ahmet Çelik'ten diğer yazılması gereken isimler. Yani boş atlar değil bunlar. Büyük ihtimalle yarın favori isimler. Ama bende 4, 7, 11 öncelik çıkıyor. Daha sonra 5 ve 6 nolu safkanlar arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.